Şimdi sizleri çok önemli, çok büyük bir alabalık tesisine götürüyoruz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Malatya'dan. Malatya Doğanşehir Belediyesi'ne ait Beypınar'ı sosyal tesislerinden seslenmekteyiz. Yanımızda tesis müdürümüz Sayın Bayram Kaya da bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletmeye verdikleri hizmetlerle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Bayram Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Hamdolsun, sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben bizler de iyiyiz. Bayram Bey, tabii ki işletmenizde verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz, ürün yelpazeniz ve hizmet kalitenizden bahsedeceğiz. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtalım. Bayram Kaya kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti efendim? Bayram Kaya, Doğanşehir Gövdeli, 1963 doğumluyum. Sektöre beldelerin kapanmasıyla beraber büyükşehir statüsüne girdiğinde 2014 yılında Doğanşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Limited Şirketi'ne müdür olarak tayin edildim. 2015'in 4. ayında bu sektöre girdi firmamız. Bu sektörde 2015 yılının 4. ayından bu yana hizmet vermekteyiz. Şimdi aslında tesisin kuruluşuna baktığımızda 80'li yıllara dayanıyor. Fakat son 2 yılı özellikle belediyenin kendi işletmeciliğinde devam etmekte. Evet efendim. Şimdi burada verilen hizmetlere değinmeden önce biraz konumla da ilgili değerli izleyicilerimize bilgiler verelim. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmekteyiz? 2000 metrekarelik bir alanda hizmet vermekteyiz. Bunun 1500 metrekaresi dış mekan, 500 metrekaresi de iç mekan olmak üzere toplam 2000 metrekare bir alanda evet. Hizmet veriyorsunuz. Ve bir çırpıda burada kaç kişiye hizmet verebilme imkanımız var? Şu anda 500 kişiyi bir anda ağırlayabilecek kadroya ve mekana sahibiz. Bunun için uzman bir kadro gerekti tabii. Ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Bizle beraber 22 kişi çalışıyoruz. 20 uzman, profesyonel, bu işi iyi yapan arkadaşlarımızdan oluşmuş bir ekibe sahibiz. Şimdi buraya geldiğinde konuklarımız özellikle onlara hangi tür ürünlerle hizmet vermekteyiz efendim? Alabalıkla beraber buranın yöresel yemekleri, kınalı ekmek ve içli köftenin yanı sıra kırmızı et ve beyaz etin tamamı her mevcut. Çeşidiyle burada hizmet verebiliyoruz. Özellikle alabalığı buraya gelen konuklarımız sizden çiğ olarak alabildikleri gibi evet. Burada servis alabilme imkanı var. Yani, ayrıca pişirip alabilme, götürebilme imkanına da evet, sahip evet, değerli evet. İzleyicilerimiz. Şimdi özellikle son 2 yıldır dedik ve son 2 yıldır başarılı hizmetlerinizle şu an bölgede en iyilerden birisiniz. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok tesis de bulunmakta. Özellikle değerli konuklarınızın sırayla burayı tercih etme sebebi size göre nedir? Burası diğer tesislere göre biraz daha kuytu ve saklı bir kent. Bu dış mekandaki doğaya hakim bir noktada olması, araba ve gürültüden uzak bir yer olması tercih edilme sebeplerimizin başında geliyor. Panorama diyorsunuz, olmazsa olmazımız. Evet. Harikulade bir manzara. Mutlaka çok hijyenik bir ortamda hizmet vermektesiniz. Biraz daha kurumsal bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz. Tabii ki balığın tadı, lezzeti, bu da tartışılmaz. Mutlaka çok çok önemli. Şimdi balığı kendimiz üretiyoruz ama balığın yanı sıra birçok ürünlerle de hizmet verdiğini evet. Söylediniz. Peki genelde etlerimizi nereden temin ederiz? Alırken nelere dikkat ederiz efendim? Etlerimizi de balıklarımızı da kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Kırmızı et de yine yetiştiriciliğini yaptığımız hayvanlardan kendimiz kesip sunmaktayız. Mutlaka yayılmış hayvanlar özellikle evet. Bildiğiniz hayvanlardan burada evet. Gelen konuklarımıza hizmet sunmaktasınız. Peki size gelen konuklar genelde nerelerden gelmekte efendim? Malatya en çok ağırlıklı. Adıyaman, Gölbaşı, Elbistan tarafından konuklarımız burayı bilenler tercih ediyor. Sadece Malatya ile sınırlı değil. Çevre il ve ilçelerden gelen konuklarımız evet. Da var. Özellikle bir kez gelen mutlaka tavsiye yöntemiyle dostlarını da buraya getirir. Evet. Onlara da burada hizmet vermektesiniz. Şimdi Türkiye'nin birçok noktasından gelen konuklar var özellikle dedik. Ve sizi böyle bir tercih sonucu nerelerden nasıl ulaşabilecek değerli izleyicilerimiz efendim? Şimdi Beypınar Alabalık tesisleri yazıldığında Google'dan çok rahat ulaşabilirler. Bunun yanı sıra 557-70-72 numaralı telefonundan da bize ulaşabilirler. Sosyal medya sayfalarından özellikle tesisle ilgili görsellere evet. Ve detay bilgilere ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarından da bir talep gelmesi durumunda burada kendilerini en iyi şekilde ağırlayacağımızı söyleyebiliriz. Şu an sektörün en iyilerinden birisiniz dedik. Ben biraz ileriye yönelik plan projelerinize de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili ne gibi projeniz var? Neler yapmayı planlıyorsunuz efendim? Burası doğasıyla tanınan, suyuyla tanınan bir yer olması hasebiyle biz o istikamette büyümeyi düşünüyoruz. İnsanlarımızı buranın kendine özgü arazilerini daha doğaya açıp
kendi meyve ve sebzelerinin yetiştirebildiği, oraların gezinti yapması, dalından koparıp tadabilecekleri bir mekan olması noktasında çalışma yapacağız. Tabii zaman içerisinde belki daha fazla insana hitap etmek, bünyemizde daha çok insan çalıştırmak gibi projelerimiz var ama anladığım kadarıyla önceliğimiz bugünün kalitesinden asla ödün vermeden bu hizmeti daha da geliştirmek diyebiliriz. Şimdi biraz evvel de söyledik, bu sektörde en ilerdensiniz ve size en iyi yapan özelliklerin bir bölümünü değerli izleyicilerimizle paylaştık. Ancak bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri ve işletmeyi bilen ve sizleri ziyaret eden birçok değerli müşteriniz de var. Ki onlar sizden duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturmakta. Özellikle tesisinizi ziyaret eden değerli misafirlerinize buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Tabii Doğanşehir ve Malatya istikametine gelen ve bu yörede yaşayan insanlarımızın buraya gelen ve artık gelmeyenlerin hepsine teşekkür ediyoruz. Geldiklerine de en iyi şekilde ağırlayacağımıza emin olsunlar. İnşallah bundan sonra da onları burada en iyi şekilde ağırlarız. Onlara uzun yıllar daha hizmet vermeye devam edersiniz. Efendim izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Doğanşehir'den, Beypazarı sosyal tesislerinden seslendiğimizi söylemiştik. Bu bölgeye gelindiğinde mutlak görülmesi gereken gözde bir işletme olarak biz de size burayı tavsiye ediyoruz. İnanılmaz bir manzara, harikulade izleyicilik bir ortam ve kendinizi kendi evinizde hissedebileceğiniz bir hizmet sunmaktalar. Mutlak görülmesi gereken bir işletme olarak tekrar sizlere burayı tavsiye ediyoruz. Efendim bize zaman ayırdınız, bizleri ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Malatya'dan ve sektörünün en iyisi Beypınar'ın sosyal tesislerinden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.